bilmez. Keçiler de kaçacak doğal olarak. Aşk in ardına aşk, dirensen de boş, sürünsen de Sedef Akıncı. Ne? İbni sen ne yaptın? Yanına yasın annesini bul dedin. Buldum. Ben sana kadını bul dedim. Koy çuvala kaçır buraya mı getir dedim. Daha gideceğim. Ne yapacağız şimdi İblis? İblis mi? Neyi ne yapacağız şimdi? Ne işin var lan senin burada? Cevap versene lan, ne yapıyorsun burada sabahın körü? Adem benden özür dilemeye gelmiş. Değil mi Adem? Hani bizi kaçırdı ya, o yüzden. Defne, ne yapacağız şimdi diyordun adama. Hemen kıvırma, ne oluyor? Ya ben adama ne yapacağız şimdi demiyordum ki. Aman ne yapacağız şimdi diyordum. Yani özür dilesen ne faydası olacak manasında. Ama dilesin, sonuçta bizi kaçırdı. Yeşim onun yüzünden hüngür hüngür ağladım. Böyle ne olur diye diye ağladı. Ne olur? Ne olur? Uy! Ağlamıştı değil mi? Evet. Uy, kıyamam ben ona. Lan ben sana bir kıyarım. Delirtme adamı sabah sabah. Yürü git. Hayır! Ay! Ay, yürüyüp gitmesin. Gitmesin, içeri yürüsün. İçeri yürüsün. Özür dilesin. Defne, sen ne diyorsun? Aa! O kadar kaçırdı. Özür dilesin. Bol bol özür dilesin. İçeri girsin. Bolca özür dilesin benden. Hadi içeri gir, özür dile. Bol bol. Özür. Defne. Defne dedim. Lan. Ey ben deli gönlüm. Sevmeyken sordun mi? Ay. Bu sevdalık ne etti, yüreğimi ne gördün mü, oy. Ey benim deli gönlüm, seveyken sordun mu, oy. Bu sevdalık ne etti, yüreğimi ne gördün mü, oy. Oh, bunlar da oldu sevda ben kuşu. Ben bir sevda kuşuyum, dallara rım konmaya. Ey sevdum var mısın benim ile yanmaya? Ben bir sevda kuşuyum, dallara arım konmaya. Ey sevdum var mısın benim ile yanmaya? Benim ile yanmaya, benim ile yanmaya. Toprak! Ne toprak, ne? Babaanne. Başlayacağım babaanne ya. Gecede babaanne diye diye beni İdris'in odasına şutladın zaten. Tek o yüzden şutlamadım canım. Allah Allah. Başka neden şutladın? Toprak, efendi bir sevgili ol biraz ayol.
olsa dükkan senin biliyorsun yani. Şuna da söyleyelim artık. Sürünsün biraz daha. Yazık da kız kendini suçluyor. Suçlasın. Bütün bunlar onun yüzünden başımıza geldi zaten. Pulli gelin. Hepsi geçti. Bitti artık. Söyleyelim bilsin kızlar kurtuldu. Tersaneden arıyorlar. Sen git şu kızla konuş. Sonra da beni geçirmeye gel. Seni öpmeden işe gitmeyeceğim. Efendim Mecit. Habibi, ne var ne yok, dertli gibisin. Vallahi Pulli yenge, görümcen ortada yok. Ama anlaşılan senin taktığın yok. Aa! Toprak abimle bir oynaşmalar, bir koklaşmalar. Ne diyeyim? Maşallah sağ ol. Habibe, kız bak tepemin tasını attırma. Vallahi sana Defne'nin bulunduğunu söylemem. Ay, ay bir dur, çekil ayol. O kılçık da kurtuldu mu? Kurtuldu canım, kurtuldu. Gözümüz aydın. Babam mı serbest bıraktı? Hehe, o serbest bıraktı. Sen de serbest bırakacak baba var ya. Kendileri kurtuldular kızım. Baban da yakalandı. Hı. İyi olmuş. O benim çınarımı üzmüştü. Çeksin cezasını. Ay hala çınarım diyor. Delireceğim ayol. Ay. Demeyip de ne yapayım? O yavuklusuna yandı o. Ben de o. Tamam Mecit. Siz üretime başlayın o zaman. Hadi hepimize kolay gelsin. Tersane tam var diye çalışmaya başlıyor bugün. Oh, o vartayı da atlattık. Sen ne yaptın? Tamam, söyledim. Hala çınarım diyor vallahi delireceğim ayol. O zaman sen delirmeden ben gideyim. O zaman ben delirmeden sen git. Ama seni öpmeden gitmeyeceğimi söylemiştim Leyla. Ya toprak görecekler zaten sabahtan beri türkü söylüyorsun. Cümle alem anladı. Ben bir sevda kuşuyum. Dallara ağrım konmaya. Ey sevduğum var mısın? Ben o meyle yanmaya. Ben bir sevda kuşuyum. Ey sevdum var mısın? Lan! Kim lan bu? Nereden geldi lan bu? Allah! Ay, ölmüş mü? Çok bayılmış. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Nila git kolonya getir. Hanımefendi. Kolonya. Hanımefendi. Nereden geldi lan bu? Defne bacım, vallahi çok pişmanım. Bir daha seni kaçırırsam aha şuradan şuraya gitmek nasip olmaz. Affetmiyorum, bir daha dene. Tamam Defne, bin kere özür dilettin. Hadi birader kaybol. Gidiyorsun bir daha gelmiyorsun buraya. Hayır geliyorsun ya yani gitmiyorsun. Ay yalan lütfen bir daha özür dilesin hadi. Defne şimdi bu adam buradan gidiyor tamam. Ay yok gitmiyor. Defne gidiyor. Gitmiyor. Ya gidiyor. Gitmiyor. Ya. Gitmeyecek. Gidiyor. Gitmiyor. Ay. Ay. Şimdi. Ne numaralar çeviriyorsun? Hemen bana anlatıyorsun. Hey.
işin ne mi lan bu? Şimdi şöyle... Kes lan şöyleyi böyleyi. Kim bu kadın? Kendisi Defne bacımın kaynanası olur. Defne, kıvırıp durma. Yedin mi zannediyorsun bu özür palavrasını? Yağmayalım. Defne, bak kaçıncı kez tekrar ediyorum, cevap ver bana. Bu herifin sabahın köründe bu evde ne işi vardı? Ne atlar çeviriyorsun? Ya ben hiçbir at çevirmiyorum. Defne! Defne! Ay, bugün de herkes bir Defne bir Defne ya. Defne! Toprak abim kazandı bence. Sen yolu biliyorsun. Hadi kaç Kalasçım, kaç. Bu iş burada bitmedi Laz kızı. Ay, bir bitmediniz ha, bir bitmediniz. İşte şimdi ben bittim. Defne, aç kapıyı. Defne, bebişim bu sefer beni bile şaşırttın vallahi. Vallahi ben bir şey demedim. Defne! Abim, bu kadın kim? Kim? Bu kadın. Ben de onu soruyorum abim. Kim? Ben de onu soruyorum abim. Kim? Lan delik mi adamı? Kim bu kadın? Ay ama abicim, kadını sırtlayıp getiren sensin. Bana soruyorsun kim diye canım. Defneciğim, abin kadının kim olduğunu biliyor canım. Vallahi de. Vallahi ayol. Abim. Hep cevabını bildiğin sorular sorarsın sen. Ay şakacı seni. Lan! Ay tamam. Bu kadın Yalın'ın annesi. Ama abi vallahi yemin ederim benim hiçbir suçum yok. Ben de Adem olacak süzme zekaya sadece kadının yerini bul dedim. Ben bekliyorum babana bilgi getirecek diye. Bir de ne göreyim? Ne göresin? Sen kadını koy çuvala. Sırtla getir buraya. Lan sen niye kadını çuvala koyuyorsun? Çuvalsız taşıması zor olay. Bismillah. Lan sen niye kadını kaçırıyorsun? Abi iblisin işi bu ya. Ben o kadar değilim ha bu mendebura. Bırak bu işleri diye. Ama dinleyen kim ki? Oo. Kızım, bu çifte manyaklar seni kaçırmadı mı? Sen niye bulaşıyorsun bunlara? Lan sen niye adamı kaçırttırıyorsun? Ama Toprak, birini kaçırtacaksan erbabına kaçırtacaksın sen de yani. Yaşa yenge ayol. Ben de öyle yaptım. Benim tanıdığım tek erbab da bunlardı. Ne yapayım? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Lan senin ne işin olur bu kadınla? Sen niye bu kadının peşine düştün? Güzel. Evet, güzel soru. Hakkındır bu soruyu sormak. Ben bu kadını neden bulmak istedim? Çünkü bana bu fikri biri verdi. He? Ha bir de bu salakça fikri başkasından aldın. Kimlere gerizekalı? Estağfurullah abicim. He? Bana bu fikri sen verdin abicim. Haydi. Ben verdim. Lan ben ne zaman fikir verdim sana? Yalın hakkında konuştuğumuz o geceyi hatırla abim. Anımsa. 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 Annesi. Aşkı bitince kocasını da çocuklarını da terk etmiş. Yalın o zaman çocukmuş. Belki gelir diye beklemiş. Ama o hiç dönmemiş.
Ulan var ya, bulacaksın o kadını. Sonra... Ya... İşte böyle. Sonra dedim ki... Abim haklı. Ben o kadını bulmalıyım. Ve Yalın'ın karşısına dikmeliyim. Demeliyim ki Yalın... Al işte, seni terk eden kadın. Anlatsın seni niye terk ettiğini. Sen de dök içindeki taşları, rahatla. Sorarım sana. İnsan sevdiğine bu kadarını borçlu değil mi abi? Yani evet ama... Ama! Ama falan yok abi, yok. Ama falan yok. Ben Defne Barutçu. Senin de dediğin gibi ben Yalın'ı terk etmedim. Ama onu terk etmemekle kalmayıp onun geçmiş acılarını da silmek istedim abi. Kadın kaç Eyni abayın? Şimdi söyle bakalım Toprak Barutçu. Bu Defne Barutçu kötü bir şey mi yaptı diyorsun? Eğer kötü yaptı diyorsan kes cezamı. Ben razıyım. Bacım kadın kaç Eyni abayın? Ama ne ceza kesersen kes. İster as ister kes. Ben sevdiğim adamın acılar içinde kıvranmasına asla, asla, asla izin vermem. Nokta. Alo! Hmm. Kadın kaçar, kadın! Ah, ah. Lan! Adem niye söylemiyorsun? Lan! Tut, vallahi hanımefendi, kaçıyor. Hanımefendi! Lan! Aldım onu. Gene bana kaldı. Çakır gözlüm. Fu kara kızım. Fu. Yeşim, ben çok açım ha. Hadi bin de kahvaltıya gidelim. Kahvaltı derken? Evet. Olmaz. Öyle bir madde yok. Nerede öyle bir madde yok? Ay, ay, ters olmuş aşkım. Bunu şimdi sen okuyamazsın bunu. Şöyle yapayım ben. Yapılacaklar listesi. Bak şimdi. Bugün yani düğüne 23 gün kala önce şirkete gidilecek. Borcuya organizasyon firmalarının listelenmesi ve düğün davetlilerinin örneklerinin toplanması söylenecek. Oradan çıkacağız. Gelinlikçiye gideceğiz. Gelinlik seçip ölçü vereceğiz. Oradan çıkacağız. Düğün mekanı... Hop 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 hop. Hiş. Tutu. Ne oluyor Yeşim? Yavaş gel. Ay evleniyoruz canım, evleniyoruz sen. Hatırladın mı? Hatırladım, tamam da tok karına evlenemiyor muyuz? Olmaz. Benim gelinlik ölçülerini açken vermem lazım. Şiş karınla ölçümü verilirmiş Çınar ya. Hadi binsene sen ya, biz geç kalacağız, hadi bin. Ben de mi geliyorum? Yok, ben tek başıma gideceğim. Git. Ay Çınar! Ben gelin olacağım da sen böyle yalı kazığı gibi mi kalacaksın ya? Sen de damat olacaksın aşkım. Ya tamam damat olacağım da... ...böyle bu tür işleri kadınlar kendi aralarında halletmiyorlar mı? Git Defne'yi al, Leyla'yı al. Gidin halledin, beni niye karıştırıyorsunuz? Ama yapmıştım, öyle sanmamıştım. Ben şey diye yapmıştım, böyle... Böyle şey hayal etmiştim, böyle kurmuştum ben, şöyle, böyle ikimiz düğün mekanına gideceğiz, gelinlik seçeceğiz, menü tadacağız. Lan menü tatma fikri hiç fena gelmedi ha. Hmm. O zaman gidelim. Hadi geç bin, al şunu. Bu ne kızın flama gibi? Al şunu, al. Kız Leyloş, ben yemedim bunun bu bayılma numarasını. Sen yedin mi? Kız nesini yemeyeyim? Kadın küt diye gitti ya. Aman ben sana söyleyeyim. Bu var ya kesin böyle madiden bayıldı ha. Ben böyle küt diye bayılmaların kitabını yazdım be. Hemen anlarım. Demek madiden bayılmaların kitabını yazsın öyle mi?
kitap demeyelim de biz ona tam olarak broşür diyelim, broşür. Ay kadın ayılıyor. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanım, hanım. Şş, kalk. Biz yemiyoruz bu numaraları. Uyan uyan. Hanım. Defne bir sus. Ay. İlahi. Beyefendi bağırmayın. Evreni küstüreceksiniz. Ne dedi bu? Evreni küstürecekmişsin abi. Evren kimde? Ay ben seni küstürdüğün adamı nereden bileyim Toprak? Aa. Sübhanallah. Hanımefendi. İlahi beyefendi. Evren işte. Kainat. Sevgi. Oğlum sen doğru kadını mı kaçırdın? Sevgi falan diyor bu. İblis yanlış yapmaz abi. Kötü bir isim öyle. Çok negatif bir enerjisi var. Siz beni niye kaçırdınız? Sizler kimsiniz kuzu? Ben niye buradayım? Geçmişle ilgili bazı hesapları vermek için burada olabilir misiniz acaba? Ha, karma gibi mi yani? Bizim memlekette ona karma demiyoruz. Geçmişte yediğin hurmalar diyoruz. Bir gün gelir. Ya da keser döner, sap döner. Gün olur, devran döner diyoruz değil mi Defneciğim? Olur olur, o da olur. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ben size anlatayım. Mesela yalın desem, yeşim desem, acımasızca terk ettiğiniz çocuklarınız desem... İyiler mi? Yalan iyi misin? İyiyim. Niye sordun? Hakikaten. Niye sordum ki? Tabii ki iyisin. Niye kötü olasın? Defne sen ne diyorsun? Aman boş ver canım. Bir şey demiyorum. Sen niye aramıştın? Çıktın mı diye aradım. Geliyor musun? Özledim. Ya. Ben de seni özledim. Geliyorum, geliyorum. Ben çıkıyorum şimdi. Tamam, hadi gel. Tamam. Kendisi gayet iyiymiş. Şimdi ben yılınla yaşımın yanına gidiyorum. Selamınızı da söyleyeyim mi? Ay ya da siz durun. En iyisi ben yeşimi getireyim. Siz kendiniz söyleyin. Ha? Şimdi... Öyle bir şey yapmasak, yani hayat geriye doğru gitmez. Değil mi? Yani negatif bir geçmişe doğru çekmeyelim onları. Peki, ya hala geçmiştelerse? Hı? En iyisi siz burada bekleyin, ben yeşimi alıp geliyorum. Defne bekle. Kızım, bak içeride bir şey demedim de, iş mi bu senin yaptığın şimdi? Ya abi, ben sadece gidip kadınla konuşacaktım ama bu gerizekalı... Ya tamam geç onu. Yani yeşim alıp gelmeler falan ne oluyor? Abi, çünkü yeşim annesini bulmak istiyor. Hatta düğününde bile yanında olsun istiyor. Sonunu düşünmeden işler yapıyorsun Defne. Yani yeşim düğününde annesini yanında istiyor diye bu gerizekalıyla anlaşıp... Tövbe tövbe, bunlar da bana taktı. Söyleme bana, kadını kaçıran biz miyiz? Hiç. Ben de değilim. İblis. Oğlum bu git. Bittu, kestuk. Gidiyorum ben. İyi tamam. Git yeşimle konuş. İstiyorsa gelsin görüşsün annesiyle. Yalına söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Ama önce onları niye terk ettiğini öğrenmeliyim. Yalının annesiyle konuşmayı kabul etmesi pek kolay olmayacak. Vallahi binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah çocuklar için de hayırlı olur.
Olur olur. Ben de kadının ağzını bir ararım. İyi hadi. Şurada beni ara. Tamam. Sedef Hanımcığım, ne yapalım beklerken? Sohbet mi etsek? Aa, gitmek yok. Daha kızın gelecek ayol. Madem bekleyeceğiz, astroloji haritanı çıkarayım mı? Ben kaçırdım onu. İblis kaçırdı. Sonra Adem şöyle, Adem boy. Ula bu kissa diğerleri ne dur? Diğerleri kissa bu ne dur? Ne yapıyor lan orada? Aa! Lan! Lan yürü git! Oğlum kime diyorum? Çeksene gözünü kızdan! Lan kime diyorum? Bana bak, bir daha seni buralarda görürsem canını okurum oğlum senin! Hadi hadi bin arabana bin. Abi be, gir kız sen de içeri. Allah'ım sen bu delilerin ortasında bizi koru ya Rabbim. Ya Yeşim kızım ben çok acıktım ya. Gelirken keşke böyle iki tane kıymalı poğaça falan bir şey alsaydık ya. Ay Çınar. Bak ben burada birkaç güne düğün sıkıştırmaya çalışıyorum. Sen hala kıymalı poğaça diyorsun he. Ya tamam peynirli de olurdu ya. Peynirli de olurdu. Ay yok poğaça falan. Önce Burcu. 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 Nerede bu kız Çınar? Senin geldiğini duyduysan eme lazım. Kaçmıştır belki. Çınar'cığım sen beni niye gıcık ediyorsun acaba? Ben seninle gıcık edeceğim. Açım ben aç. Allah Allah. Taktım takıyor bu da. Songül. Ha Songül. Burcu nerede? Günaydın Yeşim Hanım. Günaydın canım, günaydın. Da Burcu nerede? Ay Yeşim Hanım, Burcu istifa etti. Evlenecekmiş de damat izin vermiyormuş çalışmasına. Ay deme. Niye deniyormuş ya? Sanki evlenecek zaman mı? O da. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl yoluna koyacağım ben bu kadar işi bir başıma yani? Çınar, bana Burcu lazım ya, Burcu. Yeşim, duydun Songül'ü, Burcu taze bitmiş. Bitmiş değil mi? Vallahi bitmiş. Ve ben ne yapacağım? O yani. Sen! Ben? Sen Burcu olacaksın. Ay yok Yeşim Hanım, ben öyle kıvırtamam. Saçmalama Songül. Sen Burcu'sun artık. Çınar, Burcu değil mi? Tam bir yönetici asistanı. Canım. Ay Sümeyli sağlık. Kız Yeşim Hanım, sen iyi misin? Olacağım canım, olacağım. Sen beni takip et ben. Ay. Dayan dayan, 23 gün kaldı. Ondan sonra... Ay edeyim aşık adam Çınar Bey, edeyim de. Ben anlamadım ki şimdi. Aşık adam ne Duda? Ben gideyim, Yeşim Hanım'ı idare edeyim o zaman. İyi günler. Yok mu lan yemek yemek? Kız Yeşim Hanım,
Ben ne anlarım yönetici asistanlığından? Ay ne var Songül'cüm? Bana davetiye örnekleri toplayacaksın. Organizasyon şirketine randevu vereceksin. Ondan sonra yemek menüleri bakacaksın. Öyle. Ay bu muymuş yönetici asistanlığı dedikleri şey? Yaparım ben bunu ya. Ne olacak? He, yaparsın tabii kuşum. Hayır, o Burcu da boşuna havalı havalı dolanıyormuş ortalarda yönetici asistanıyım ben diye. Ver kız işmanım, ver görevlerimi sen hemen halledeyim ben. Ha, işte benim Songül'üm yahu. Hepsini halledersin sen. Bak şimdi. Anlayışlı birisin biliyor musun? Bilmem. Öyle miyim? Öylesin tabii. Bak o kadar arıza çıkarıyorum ama hiçbir şey olmamış gibi karşımda oturuyorsun. Allah Allah. Niye öyle yapıyorum acaba? Hakikaten neden öylesin sen? Bunun iki tane nedeni olabilir. Neymiş o iki nedeni? Bir, arıza seviyorumdur. İki, yeterince artı çıkartmamışsındır. Allah Allah. Bir sınırım var yani. Var tabii. Senin yok mu? Yani. Peki sınırın ne? Yani ne zaman benim arıza çıkardığımı düşünürsün? Bilmem. Herhalde artık ne yaparsam yapayım bana asla güvenmeyeceğini anladığım an. Yani öyle bir an gelirse. Beni terk edersin. Sana söylerim diyecektim. Neyse. Kalkalım mı? Günaydın Damla, ne haber? Çok iyi, sizden ne haber? İyi, iyiyiz değil mi Ezgi? Hı, iyi. Çok iyi o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Bu iş dertli görünmüyor. Dertli mi olsaydı? Hayır yani, kızın içinden sanki bir havai fişek patlıyor. Öyle manasız bir neşe. Ezgi. Ama Deniz, sen Damla çok dertli, üzgün demiştin. Şimdi çok neşeli. Ben de merak ettim, ne yapayım? Üzerim vardı bir derdi, hallettik. Hallettiniz. Siz. İkiniz. Hayır ama ya, bak yine arızaya bağlıyorsun. Deniz, sen ne zamandan beri Damla'nın dertlerini hallediyorsun? Ezgi, hadi güzelim. Hadi canım bak eve git sen ne dediğini bilmiyorsun çünkü. Deniz! Hadi canım. Yapma şunu. Görenle kraliyet düğünü yapacağız zanneder ha. Bu ne bitmek tükenmek bilmeyen laftır da. Anca reviv, anca reviv. Hayırdır Barıçu? Ne reviv ediyorsun?
Ben rivrivi etmiyorum. Rivrivi senin kardeşin ediyor. Ben burada aç aç ölüyorum. Ağlayacağım şimdi kayınca. Gel kahvaltısını alayım sana. Vallahi mi lan? Oğlum sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Elim ayağım titriyor. Gözlerim kararıyor. Ne olur bana bir şeydir ya. Ayıp ettim Barış. Hadi yürü gidelim. Siz hiçbir yere gitmiyorsunuz canım. Biz gidiyoruz. Hadi aşkım. Ha kayınço şimdi otur ağla. Hayırdır ya? Nereye böyle? Ay geç kaldık Denizciğim. Oyalama. Geç kalmadık. Aç kaldık. Aç. Yeşim Hanım'ın kahvaltı yapmaya bile vakti yok. Ya Çınar! Hadi bin. Ay döneceğim şirkete kuşum. Ne diyeceksen sonra de. Hadi. Görüşürüz Fındık. Annen geldi diyecektim. Kadın da evde kaldı ha, iyi mi? Aman, azıcık da o beklesin ya, çocukları kaç yıldır bekliyor. Burcu nerede? Burcu istifa etti Yalın Bey. Evlenecekmiş de damat izin vermiyormuş çalışmasına. Ha. Yeşim Hanım da beni terfi ettirdi sağ olsun. Artık yeni yönetici asistanınız benim. İyi, hayırlı olsun. O zaman bunlardan 10 kopya al, bakanlığa yolla orijinalini. Ha bakanlık derken? Hani var ya, devlet işlerinin bir kısmını yürüten, başında da bakan denen kişinin bulunduğu teşkilat, o. Ha? Oho, seninle işimiz var Songül. Tamam, alayım ben bu dosyaları Yalın Bey. Hangi bakanlık demiştiniz? Sağlık Bakanlığı, bir zahmet. Ukala. Songül, şimdi Şengül söyledi. Yönetici asistan olmuşsun, hayırlı olsun. Ya evet kız Defne Hanım. Yeşim Hanım sağ olsun beni terfi ettirdi. Ay. Ay. Yalın ne yapıyorsun? Özledim, ne yapayım? Özledin mi? Hayda birkaç saat önce birlikteydin. Ha. Düşündüğün gibi değil. Bak tamam barıştık ama bir sor niye barıştık? Bunu senden hiç olmazdım Defne Hanım. Aa, bak gerçekten açıklayabilirim. Hadi Defne abartma. Ay, Songül, Songül. Bak sonra anlatacağım. Sonra. Sonra anlatacak Songül. Yalın. Önce bana anlatacaklarım var değil mi Laz kızı? Öyle mi? Bence öyle çok anlatacağın şey var. Anlat şimdi. Ay, öncelikle kolumu alabilir miyim? Evet, dinliyorum. Şimdi patroncum, Sağlık Bakanlığı programının beta sürümü gayet iyi durumda. Yalnız Barıçı gemicinin güvenlik duvarına bir el atmamız lazım. Çünkü eğer hatırlarsan ben yabancı bir gemiden çok kolaylıkla o programa girebilmiştim. Ha bir de eğer mümkünse kurumsallaşma çabası içine girebilir miyiz? Mesela yönetici asistanların önünde sevgilimizi öpmesek... Defne. Bir nefes alayım değil mi? Evet. Al tabii, al. Nefes al. Hatta derin bir nefes al. Al bakayım. Çek. Heh. Ver şimdi. Şimdi. Bütün bu komiklikleri yaptığımıza göre asıl mevzuya girebilir miyiz? Mevzu mu? Ne mevzusu? Karıştırdığın hatlar mevzusu. Hani şu şömineyi karıştırarak başladığın, böyle odama sinsi sinsi girip bir şeyler aradığın, İstanbul'a gideceğiz diye tutturup son anda vazgeçtiğin, cebimden anahtarı yürütüp peşine düştüğün, o duble kişilikle işbirliği yaptığın. Oha, adam çetelesini tutmuş. Şimdi ben bir kere halt falan karıştırmıyorum, tamam mı? Ayrıca Adem... Defne, bir kez daha Adem özür dilemek için geldi. O anahtarları Yeşim'e gelinlik almak için yürüttüm. Odana da uyur gezer olduğum için girdin falan gibi şeyler söylersen bak yemin ediyorum. Seni o hala yalan bulamadığın şöminenin içine tıkarım. Öncelikle bir şey sorabilir miyim?
Ya sen neden o kadar zekisin? Ay. Senin o dalaverelerinle uğraşabilmek için olmasın? Harbi de hiç belli etmiyorsun. Önce böyle bir sakin sakin duruyorsun. Algoritmayı kuruyorsun. Ondan sonra tam 12'den vuruyorsun. Vallahi gıpta ettim ben. Helal. Defne. Konuş. Aha! İlişkimizde yeni bir aşama. Adam bana konuş dedi. Harbiden belasın biliyorsun değil mi? O karıştırdığın halt her neyse onu da bulacağım biliyorsun değil mi? O zaman beni niye yoruyorsun? Ay. Aslında seni yormayacak yalanlar söyleyebilirdim. Ama sen bu kadar yakındayken kafam çalışmıyor. Kızım sen var ya. İnsan hiç sevgilisinin gözüne baka baka yalan söylüyorum der mi? Eğer o yalanlar iyi bir şey içinse bence der. Ha, iyi bir şey yani. İnanayım mı? İnan. Tamam. İnandım o zaman. Mars retroda. Akrep 7. evde Satürn'le kavuşuyor. Ay! Kesin dediğim dedik sabit fikirli bir adam senin bu kocan. Ay! Vallahi bildi bu ayol. İlahi Leyla'cığım. Çiçeğim. Bilecek tabii. Nacizane bir bilim tabii. Değil mi? Yani. Ay! Güneş Mars'la kare açı yapıyor. Yani. Fevri ve sinirli bir yapıya sahip. Yani yer yer hüdük bir karaktere sahip. Ay ne toprak. Ay ne toprak. Bu adam niye böyle? Onu da gösteriyor mu senin bu harita kız Sedef abla? Çiçeğim, onu göstermez. De, ben niye öyle olduğunu biliyorum. Ya. Yin yang. Buyur. Yin yang, yin yang. Yin yang. O ne ayol? Ping pong gibi. İlahi çiçeğim. Şimdi herkeste biraz yin, biraz yang vardır. Yin dişi, yang erkektir. Dengeyi buldular mı tadından yenmez. Ayol, söylemesi ayıp. Benimki de istedi mi tadından yenmez. Ama yini yanı dengede mi onu ben bilmem. İlahi Leyla'cığım, çiçeğim. Seninkinin hiç yini yok. Maşallah adam safi yang. Ben boşuna tek hücreli demiyorum bu adama ayol. Al işte. Allah barutçu erkeklerine bir tek yang vermiş vallahi. Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Meral'cim. Tanıştırayım sözlüm Çınar. Hoş geldiniz Çınar Bey. Merhaba. Ay çok güzeller. Bir model düşündünüz mü? Ay ben 6 yaşımdan beri gelinliğimin modelini düşünüyorum Meral. Ama hala karar veremedim. Ay çok hoşsunuz Yeşim Hanım. 6 yaşından beri gelinlik modeli düşünüyorsa ona ne aladı Çınar? Ay hoş geldiniz. Bir şey içer miydiniz? İçeriz içeriz. Sen bir de bize yiyecek bir şeyler getirsene baba yiğit. Ay kuşum, benim sence bir şey içecek halim var mı? Ya benim var. Ay yok. Düğün önü insanda iştah falan kalmaz. Yani. Yani değil mi yani? Benim ölçülerim alınırken karnımın şiş olmaması lazım. Değil mi Meral'cim? Alo, benim ölçülerim alınmayacak. Ben bana yiyecek bir şey verin. Sizin gibi bilinçli bir gelinle çalışmak benim için büyük bir zevk. Vallahi. O zaman
Hangisini denemek istersiniz? Hadi buyurun. Lan benim karnım aç, bana yiyecek bir şeyler getirin. Hepsini denemek istiyorum ben. Hepsini. Versek? Havşan ha. Belki sen özlemişsindir. Sedef abla ne yapıyor, ne ediyor? Merak ettin değil mi? Sedef abla ne Duda? Ne bu samimiyet? Aman muhabbet ederken öyle. Sorun çıkarmadı değil mi? Yok ayol, sorunsuz sorunsuz oturuyor kadın. Hatta Toprakcığım sorun çıkarmamakla kalmadı, senin sorununun da temeline indi. Benim sorunum mu varmış? Aa. Var ya ayol, tek hücrelilik. Hatun, sen niye beni kaşıyorsun? Aa, aşk olsun Toprak. Ben kaşımıyorum ki, alternatif bilim kaşıyor. Bak, ne dedi kadın biliyor musun? Ne dedi? Senin yinin yokmuş. O yüzden böyle umutsuz bir tek hücreymişsin. Yin ne Dudu? Hani var ya yin yang felsefesi. Ha işte bu felsefeye göre yin kadın, yang erkek. Sende de yin yok. Yani Toprakcığım senin kadın tarafın sıfır. İyi işte. Niye kadın tarafı olsun lan bende? Çünkü Sedef abla diyor ki yin insana böyle biraz incelik veriyormuş. Senin o Sedef ablan kadın olmasa var ya, yatıracaksın onu falakaya. Yin mi yimen mi? Yin mi yimen mi? Yin mi yimen mi? Şşt! Toprak kadın duyacak valla. Duyarsa duysun be. Kadın hem çocuklarını terk etmiş sonra gelmiş burada yin diyor, incelik diyor. Şşt! Ya. Allah Allah! Kızım bir çekiştirmesene ya. Ya ama Toprak, neredeyse kadını falakaya yatırdın. Hem de bağıra bağıra. Bağırmadım ben. O da öyle yin yön diye konuşacağına gitsin çocuklarının başında dursun. Ya kadın çocuğunu kocasını terk etmiş. Ama neden terk etmiş biliyor muyuz? Ne biliyoruz kadın o anda ne yaşamış? Yürü git. Ne yaşamışsa yaşamış. Evlat da evlat. Terk edilir mi? Sen terk ettin mi? He canım. Ben çocuğumu terk etmedim. Ben seni terk ettim. Evet. Vallahi hiç öyle terk etmiş gibi bir halin de yok Leyla. O ne demek be? Hala bana baktıkça ölüyorsun be hatun. Neyin terk etmesinden bahsediyorsun sen? Ay sevsinler. Hiç öyle kendine o kadar güvenme canım. Gerekirse yine terk ederim. Uzaktan uzaktan ölürüm. Ne var? Yaparsın vallahi. Pullisin sen. Ay! Kadını unuttuk içeride. Vallahi ayıp oldu. O kadına bir şey ayıp olmaz. Önce çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Aa! Sedef abla yok. Lan! Ah!
He. El salla arkasından Leyla, el salla. İstersen bir de su dök. Aa, sanki ben kaçırdım da kadını. Ben suçluymuşum gibi üstüme geliyor. Ben mi kaçırdım? Tabii sen. Ben kaç saat kadını evde tuttum mu tuttum. Gayet kadıncağızla iyi de anlaşıyorduk. Sen geldin, kadın kaçtı. Leyla, bak yinli yanlı mıdır, inli cinli midir? Şu kadın müsveddesine kadıncağız deme, benim asabımı bozma. Ay toprak. Asıl kadıncağızın yinine laf edeceğine sen biraz yinli ol. Belki kadıncağızı biraz anlarsın. İstemez. Kadın kısmının niye saf olduğu ortaya çıktı. Yinleri fazla geliyor demek ki. Böylelerine kucak açıyorlar. Sen bana saf mı dedin? Saflık yapma demeyeyim de. Ben defneye gidiyorum. Sakın peşimden gelme toprak. Ne dedim şimdi ben de? Ya vallahi korkma ya, bir şey yapmayacağım. Geçti sinirim, geçti. Ne yalan söyleyeyim, biraz korktum. Açlık sizde fena asabiyet yapıyor Çınar Beyciğim. Ay yapar yapar, asabiyimdir ben. Zaten ne demişler? Aç adam gördün mü ya doyuracaksın ya oradan kaçacaksın. Gülsen de ağlasan da neye yarar? Asırlardır yakar mevzular. Adam inat, kadın çok inat. Keçiler de kaçacak doğal olarak. Aşk inadına aşk. Giren sen de bu. Sen de boş. Aşk inadına aşk. Her şeye rağmen, herkese rağmen, inadına aşk. Nasıl olmuşum? Çok, çok güzel olmuşsun. Aşkım ya. Sen çok mu beğendin beni? Çok. Ya sen çok mu aşıksın bana ya? Aşık ne kelime ulan? Ölürüm ben sana, ölüyorum ya. Ölme ama. Daha gelinin olacağım ben senin. Ama bu gelinlikle değil. Beni mi kalın gösterdi bu benim? Olmaz. Başka. Tamam. Thank you.
oldum. Ay. Oh. Ne lan? Aşkım, nasıl olmuşum? Oğlan ne var da? Bir de nasıl olmuş diye soruyorsun Yeşim. Gelinlik. Aşkım baksana, tam istediğim gibi böyle. Strapless. Strapless bu mu? Ne sandın? Ben ne bileyim, ben onu başka bir çeşit kumaş zannettim. Üstünden çıkart. Straplez midir, traplep midir, ne Allah'ın cezasıysa sen çıkart bunu, ne karın ağrısıysa çıkart üstünden. Tamam mı Nazlı yarım? Tamam mı canım benim? Çıkart sen onu üstünden. Ay. Başka gelinlik ye, hadi. Ay, çıkarmayacağım. Benim hayalimdeki gelinlik bu. Yeşimcim, senin hayallerin de bayağı eksikmiş. Yani. İçecek bile bundan daha kapalı lan! Kırılaşmasana sen be! Bak kızım. Çıkart bu gelinliği üstünden. Alırım bu gelinliği var ya, makasla 500 parçaya bölürüm. Görürsün kuruluk ne demekmiş ha. Sen beni katil mi edeceksin ya? Yok canım. Aslında ben seni medenileştireceğim de. Ne yaparsın işte. Eldeki malzemeyle anca bu kadar. Malzeme kıt. Malzeme. Bendeki malzeme senin o üstündeki kumaştan 500 kat daha fazla. Bence de öyle canım. Taşıyor böyle. Öküzlük taşıyor. Yeşim, bak beni delletme. Çıkart o gelinin üstünden, bak benim damarım atıyor Yeşim. Damarım atıyor, beni delletme. Koca salonda ben bununla seni nasıl gezdireceğim yanımda? Ben senin süs köpeğin miyim be? Ne demek yanımda nasıl gezdireceğim ne demek? Hayır ne demek? Yani ne demek? Ne demek oluyor benim, ben seni yanımda nasıl gezdireceğim? Üstelik ben seni bu öküz halinle yanımda gezdirirken. Ha? Yani öyleyse ben... Süs öküzü oluyorum, öyle mi? Nasıl anlarsan artık. Lan kızım bak beni ayar etme. Bu mağazayı yıkarım, bu gelinliği aldırmam sana. Seni bu mağazanın altında bırakırım. Yine de bu gelinliği alırım Çınar. Aldırmam, nokta. Alırım, ünlem. Aldırmam, üç ünlem. Alırım, üç ünlem, bir de rest. Yeşim beni delletme, çıkart bu gelinliği üstünden. Çıkartmayacağım. Üstündeki gelinliği alıyorum Meral. Meral, bu gelinliği benim sözüme satarsan bu mağazayı senin başına yıkarım. Bir halt edemez, korkma Meral. Yıktırtmam. Meral, aklın varsa dene, yıkarım. Daa! Öküzlüğün de bir sınırı var ama he. Sen hele bu gelinliği al, o öküz gösterecek sana sınırı. Sar bu gelinliği Meral. Meral, çalışanları dışarı çıkart. Yeşim Hanım, ben sanırım... Çınar Bey çok ciddi. O yüzden dilerseniz sizin için başka bir gelinlik baksak ha? Ben de başka bir yerden alırım gelinliğimi. Yeşim gel buraya. Yeşim buraya gel, o gelinlik nereye gidiyorsun Yeşim? Yeşim millet duracak seni. Yeşim. Bozosun siga hodore. Bozosun. Yeşim. Yeşim, delilik etme Yeşim. Yeşim o taksiye bin mi? Kaçtım. Ulan var ya, ulan var ya. Damla, testler nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Defne bizim sistemin güvenlik duvarına tekrar bakalım diyor. Malum başka bir gemiden girmeyi başardı ya. Bakalım valla. Bence de. Güvenlik açığı var. Aa. Güvenlik duvarını aşmışsınız. Hayırdır, o ne? İsmi lazım değil. Birileri senin kurduğun güvenlik duvarını kimse aşamaz diyordu da. Hatta üzerine de 5 maaş iddiaya girmişti. Allah Allah. Kim ki o densiz? Estağfurullah canım, yani densiz de demeyelim de. 5 parasız diyebiliriz yani.
Ya bunun da 5 maaşına iddiaya girdi mi? Büyük hata vallahi. İşte salak kafa. Efendim Şengül. Ay Yalın Bey. Ay buraya gelseniz çok iyi olur. Ay Yeşim Hanım gelinlikle. Şengül aç şu kapıyı. Ne gelinliği? Gelinlik dedi o. Şengül sen ne diyorsun? Dur tamam dur. Ne? Yalın. Gelinlik dedi. Ne gelinliği ya? Ne gelinliği? Ağlasan da neye yarar? Asırlardır yakar mevzular. Adam inat, kadın çok inat. Keçilerde kaçacak doğal olarak. Taksi var, biri parasını ödesin. Yeşim ne oluyor? Ne olacak ne? Olan olmuş zaten. Bu adam düğünümü mahvetti. Yeşim beni delirtme. Şu gelinliği çıkart üstünden, yemin ediyorum parça pillik ederim bunu. Defne git şunun üstüne doğru düzgün bir şeyler getir giysin. Hayır efendim getirme. Defne. Ben çok güzel olmamış mıyım? Ay çok güzel olmuşsun bir tanem. Çok yakışmış da kirlenir bu şimdi ama daha 23 gün var düğüne. Sen bunu şimdi çıkar düğününde giyersin. Tabii düğünümde giyeceğim. Damla sen beğendin mi? Vallahi bence şahane olmuş. Songül sen söyle. Nasıl bu gelinlik? Ay vallahi peri kızı gibi olmuşsunuz kız Yeşim Hanım. Ay sağ olun kızlar. Ama anlayan kim değil mi? Yeşim. Yeşim beni delletme. Delir Çınar. Kimse seninle aynı fikirde değil. Herkes çok beğendi. Tamam. Öyle mi? Kayınço, bana bak. Delikanlı gibi doğru söyle. Sen olsan bu gelinliği giydirir misin lan? Hayatta giydirmem. Ha? Yaşa lan sen kayınço, yaşa. Ya abi! Yuh ama Yeşim. Üzerine doğru düzgün bir şey bulamadın mı? Ay! Yalın ya, ne diyorsun? Kızım adam haklı, bu ne? Deniz, kardeşim sen bu gelinlik hakkında ne düşünüyorsun? Delikanlı gibi doğru söyle. Ya tamam sana göre biraz fazla açık olmuş olabilir ama... sonuçta kız da bir kere evleniyor, acaba... Lan bırak kıvırma, delikanlı gibi tarafını seç oğlum. Oo. Taraf belirliyoruz, ha? Gelin kızlar. Harika. İkiye karşı dört. Denizciğim sen de hakem ol. Ya Yeşim yeter bak artık saçmalamayın ne ya. Ne saçmalaması lan? Ben var ya ben. Ben hepinize tek yeterim. Duydun mu beni? Ben hepinize tek yeterim. Bak bu konuda hemfikiriz işte. Kimse senin eline su dökemez. Hele konu senin butsun. Tamam. Tamam. Bir durun. Durmam ben. Abi. Sen ayrı dünyalar derken çok haklıymışsın. Oo. Demek benim dünyamı beğenmiyorsun Yeşim Hanım. Beğenmiyorum Çınar Bey. Üstüme üstüme geliyor o dünya benim. Ben dünyamı alıp gideyim o zaman. Aynen öyle yap Çınar Bey. Uzak tut o dünyanı benim gelinliğimden. Tamam. Sen de gelinliğinle evlenirsin. Seninle evlenmektense ayakkabımla bile evlenirim. (Gülüyor)
yaptın? Canım. Ay vallahi aklım sende kaldı ya. Ben nasıl olayım ki? Senin abinin yaptıklarından sonra. Ay ben nasıl olayım ki? Küçüğüm Defne. Yine ayrılık Defne. Yine dondurma Defne. Elteciğim üzülme sen, bunların hepsi aynı, kanlarında var. Aynen Leyla. Kanlarında medeniyet yok bunların he. Yalnız siz de iyi gömdünüz ha abilerimi. Hak ettiler ama onlar da. Hak ettiler. Ben o strapless gelinliği giymek istiyorum. Sen biliyor musun? O gelinlik benim hayalimdeki gelinlik ya. Tamam. Tamam canım bak. Hak ediyorlar. Kabul. Ya tamam, o gelinlik senin hayalindeki gelinlik. O da kabul. Ama Yeşimcim, sen de o yüzüğü atmayacaktın. Aa. Bak. Bence bu bir ilişkideki 5 kusurlu hareketten biri yani. Ne yapayım ya? Öyle. Sinirli atıverdim işte. Birini attım. Ama diğeri hala bende. He yani yüzüğün yarısını attın, yarısını dar günler için saklıyorsun. Yani tam ayrılık değil de az ayrılık. Hayt görümcesinin yengesi be. Az ayrılık ne be? Ailemizin icat ettiği bir ayrılık çeşidi diyelim. Bak şimdi canım. Sen şimdi hiçbir şey düşünme, tamam mı bak? Güzelce yat, uyu. Hem unutma ki benim o sevimli öküzümsü abim senden ölse de vazgeçmez. Vazgeçmez değil mi? Hayır canım, vazgeçmez. Ama ben o gelinliği giyerim ha. Ay tamam, tamam Yeşimcim. Giyersin o gelinliği. Bak şimdi, sen önce bir kafanı topla, tamam mı? Bir sabah olsun, şirkette görüşürüz. Üstelik... Benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım yarın. Tamam mı canım benim? Hadi bakalım, sana iyi geceler yengelerin en nazlısı. Çok çok öpüyorum, bir de ağlama tamam mı? İyi geceler görümcelerin en tatlısı. Elticiğime de selamlar tamam mı? Hey ama bana bak şimdi böyle hiç ağlama falan deme tamam mı? Çünkü ben ağlayacağım. Sen kapat. Ben ağlayacağım. Aleyküm selam da. Kız bunlar barışırlar mı ki? Ay siz bile barıştınız Leyloş, lütfen.
Hı hı. Biz barıştık da yenisini bile küstük. Ah bu barutçu erkekler ah. Ömrümüzü yediler ayol. Ah şu barutçu gelinleri ah. Ömürlerini yediler abilerimin. Kız vallahi alırım seni ayağımın altına ha. Sen hep bizim yanımızda olacaksın. Her zaman Leyloş'um, her zaman. Da. Ne? Bak. Şimdi. Leyloş'um. Sen koskoca kadına nasıl sahip çıkmazsın da evden kaçırırsın? Heh bak aklıma geldi işte yine. Ay geldiğinden beri beynimi yedin zaten Defne. Şimdi nasıl geldik biz o konuya ki? Hı? Gelmedik. Hep oradaydık aslında. Hı. Leyloş. Benim o kadını bulmam lazım. Ay yılını ben daha fazla oyalayamam vallahi. Bir şekilde o kadını bulup konuşup bu mevzu çözmem lazım benim. Ay o zaman düşünelim Defne. Düşünelim vallahi Leyloş. Yalının annesini bir daha nasıl buluruz düşünelim. Düşün. Kız Leyloş. Biz burada ne düşünüyoruz? Yükselen borsayı değil herhalde Defne. Ay ne düşüneceğiz ayol? Yalının annesini ikinci kere nasıl bulacağımızı düşünüyoruz. E peki birinci kere nasıl bulduysak ikinci kerede de öyle bulmayı neden düşünmüyoruz? Yani biz ille de yenilikçi olmalıyız diye direten insanlardan mıyız? Yok. Bence biz bayağı gelenekçiyiz. Şunu baştan söylesene be Leyloş. Ay iblise yeniden buldurmak varken burada kukuman kuşu gibi oturmuş düşünüyoruz. Alo İblis. Defne bacı. Ay Adem. Selam söyle. Ya şu telefona sen çıktığın için nasıl sevindim bilemezsin. Ay şimdi İblis çıkacak. 3 saat boyunca ondan cevap almak için sürüneceğim diye çok korkmuştum ya. Seninle çok acil konuşmam lazım. Alo. Adem. İblis sen mi geldin? İkisinden de cevap yok. Alo. Alo. Ay İblis sen çekil aradan Adem gelsin. Haydi. Adem. Oğlum bak ben senden acayip tırsmaya başladım ha. Işınlanıyorum ne yapıyorsun ya? Buyur bacım. Ne istemiştin? Bir mesele mi vardır? Var valla. Şimdi Adem, hani İblis benim plaza kalasımın anasını bulmuştu ya. He, bulmuştu. Ha, hani çuvala koyup bana getirmişti. He, etmişti öyle bir densizlik. Ha, işte bizim o kadını yine bulmamız lazım. Niye buluyoruz ki bacım ikinci kez kadını? Dedik ki iki kere bulalım garanti olsun. Ha. Ay, gitme beni. Kadın kaçtı kadın. Ya ama böyle biz bul getir sen kaybet olmaydı. İblis düşse çok kızar valla söyleyeyim. Adem. Hı. İblise bir sorsak be. Ha? O kadın nerede bulmuştu? Aydal. Ha? Ya sen. Ala bu ne? Kız al diyorum. Kişisel gelişim günleri. Kozmik enerji terapisi. İçinizdeki çocuğu bulun. Kokularla huzur, üzüntüsüz yaşama sanatı, ilişki sanatı, yoga sınıfları. Bu ne be? Seminer mudur nedir? Senin kaynana gelmiş ha buraya. İstersen gideyim İblis'e söyleyeyim. Alsın kadını çuvala koysun getirsin. Hayır sakın ha. Sakın. Demek burada... Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yeşim nerede? Geldiğinden beri odasından çıkmıyor. Süreyya Bey de tutturdu bu kız nerede diye. Vallahi nasıl idare edeceğimi şaşırdım. Fısıldama.
anlamayacak kadar bunamadım. Yeşim odasına kapandığına göre yine ayrıldılar bunlar, değil mi? Ay dedenden de bir şey saklanmıyor valla. Önemli bir şey değil dede ya. Her zamanki şeyler. Ben bir çıkıp bakayım şuna. Sen de artık gelinliğinle evlenirsin Yeşim dede. Gelinliğinle evlenirsin dede. Abi! Bak ben o strap ezgelini giyeceğim işte. Of abicim ya, saçma sapan bir gelinlik. Niye inat ediyorsun? Saçma değil. Ya anlaşırsınız bir şekil. Tamam. Hem bir gelinlik için yüzük atılır mı? Atılır tabii. Çok da güzel atılır. Hem hepsini atmadım ki. Bak diğeri burada hala. Bir tanesi hala duruyorsa siz tamamen ayrılmadınız yani. Az ayrıldınız. Aa, Defne de aynen böyle söyledi. Ya. Bak siz ne güzel anlaşıyorsunuz işte. Birbirinizden habersiz aynı tepkileri veriyorsunuz. Bir de bize bak. Adam beni anlamıyor. Anlamıyor. Taktımı takıyor. Neymiş efendim? O gelinlikle insan içine çıkılır mıymış? O gelinliği giyersem benimle evlenmezmiş. Ya o gelinlik benim hayalim ya. Yeşim. Bunların böyle olacağını zaten biliyorduk değil mi? Siz çok farklı iki insansınız. Ama bu yola bunları bilerek giriştiniz. Bunlarla savaşacağız dediniz. Ne olursa olsun ayrılmayacağız dediniz. Ki öyle dedik değil mi? Dediniz abicim. Şimdi sen sinirle bunları söylüyorsun ama yarın oturursunuz, bir ortak yol bulursunuz. Ben ortak yol falan bulmam. Bulmam. O gelecek, sen bu gelinliği giyebilirsin, ben karışmam diyecek, benden özür dileyecek. Ben ancak öyle ortak yol bulurum. O nasıl ortak yol oluyor? Bana ne? Ortak yol işte. Benim ortak yolum. Beni ha bu ander sevdalı
gene ağlattı beni o. Ben bir sevda koşayım, dağlar arom konmaya. Ey sevduğum var mısın, ben o mile yanmaya. Ben bir sevda koşayım, dağlar arom konmaya. Ey sevduğum var mısın, ben o mile yanmaya. Ben o mile yanmaya. Oh, of. Sardı dalları duman, çise yarayı çise mor. Dağlarda kar olurum, sevdiğim güneş ise ol. Sardı dalları duman, çise yarayı çise mor. Dağlarda kar olurum, sevdiğim güneş ise dağlarım konmaya. Ey sevdiğim var mısın, ben o mile yanmaya. Sen arama da sonra Ezgi neden saplantılı olsun? İyi gitmiyor ha. Bir şey mi yaptı? Henüz değil. Su testisi su yolunda diyorsun. Hep kırılmaz mı? Yani. Tecrübeyle sabit. İşte hep bunun yüzünden. Ay, ben ne yapacağım ya? Su testilerinden vazgeç. Beni düşün. Diyeceğim ama... O tren çoktan kaçtı galiba. O tren hiç gelmedi canım. Oh, peki tamam. Anlat o zaman, sorun ne? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Bir kıza sarılırken gördüm. Sonra bir de o kızın evine gitti. Soruyorum, nedenini söylemiyor. Bana güvenmeyi öğreneceksin diyor. Bu pislik de bana güven demiyor muydu sana? Diyordu. Sorun da bu zaten. Ben şimdi nasıl güveneceğim Deniz'e ya? Hani yani niye söylemiyor ki ne işi olduğunu o kızla? Hiç anlamıyorum Gökay. Kızı tanıyor musun? Ona niye sormuyorsun o zaman? Of, sıkıldım vallahi. Uyumayı dene anne. Seni de anlamıyorum ki. Ömür boyu rahat bir yaşam süreceğimiz bir hayata kavuşmak için bir şeyler düşüneceğine oturmuş hala çalışıyorsun. Eskiden sen daha akıllıydın. Annem, bu ucuz planlarından vazgeçeceğin zaman haber ver, olur mu? Aptalsın sen. Kafan da çalışmıyor. Babana çekmişsin. Hangisine? Sen
annenizin beynini yiyeceksin. Bunu sen de biliyorsun. Aa, Ezgi, hayırdır? Hayır mı değil mi bilmiyorum. Konuşmamız lazım. Otursana. Bir şey içer misin? Hayır, sadece bir şey sormaya geldim. Nedir o? Damla, seni sevmem, bilirsin. Defne'yi de az çektirmedin okulda. Yani normalde sana inanmam da. Yani haklısın. Sorunlu bir dönemimdi. Bence sen hala sorunlusun. Hala sevilecek ve inanılacak biri değilsin. Sen bana soru sormaya mı gelmiştin? Yoksa beni aşağılamaya mı? Kırbaç falan ister misin? Çok komik. Sorun da bununla alakalı. Senin nasıl biri olduğunla. Tamam. Öyle inanmak istiyorsan rezilim biriyim. Şimdi sorunu sor. Sonra da git hadi. Deniz senin gibi birinin derdini, artık her neyse o dert, neden hallediyor? Benim gibi biri derken, benim gibi hak etmeyen birine niye iyilik yapıyor falan mı demek istiyorsun? Aynen öyle demek istiyorum. Deniz neden sana iyilik yapıyor? Bence Deniz Bey'in iyilik yapmasının benim iyiliğimle değil, onun iyiliğiyle alakası var. Ne demek oluyor şimdi? Yani Deniz Bey çok iyi biri. Ve sen ona güvenmeyip buraya gelerek ona haksızlık ediyorsun demek oluyor. Kime haksızlık ettiğimi sana mı soracağım? Ha? O benim sevgilim. Sana ne oluyor? Ezgi, senin sevgilin çok iyi biri. Ve sana çok değer veriyor. Benle uğraşacağına neden gidip sevgilinin tadını çıkarmıyorsun? Çünkü sen gidip benim sevgilime sarılıyorsun. Sonra o sarılmanın hesabını kimse vermiyor. Hangi sarılmaya? Ha. Birden çok sarılma var. Ezgi saçmalama ya. Ben mi saçmalıyorum? Ha? Sen git adama kendini acındır. Yalan yanlış dertler uydur. Gelsin o da sana sarılsın. Sonra saçmalayan ben oluyorum. Kızım ben yemem bu numaraları. Kim bilir daha neler uydurmuşsundur sen o adama. Ha? Damla. Deniz'den uzak dur. Yoksa... Ezgi'm, şimdi ben de sana yoksa diyeceğim. Sonra sen beni tehdit falan edeceksin. Bence biz bu aşamayı hiç geçmeden ayrılsak mı? Bu aşamaları çok iyi biliyorsun. Kaç kızla bu konuşmaları yaşadın? Hı? Kaç kızın sevgilisine sarktın? Ezgi'm, şunu bir anla. Ben senin sevgiline sarkıyor olsam bile, ki sarkmıyorum, sorun benimle ilgili değil. Bir adam gerçekten sevgilisini seviyorsa hiçbir kız ona sarkamaz. Deniz'in gözü senden başkasını görmüyor bile. Niye buna inanmıyorsun? Görmüyor mu? Hı, görmüyor. Benle ve başkasıyla ilgilenmiyor. Hadi. Şimdi git. Ve anın tadını çıkar. Tamam mı? Ben de ona bakmaya geliyorum. Nasıldı? Ağlak dondurma işte. Ya uzun zamandır kavga etmiyorlardı ama bu çok kötü oldu ya. Sıkıntı değil bu ya. Hallederler, hallederler de. İşler ciddileşti tabii. Her gün bir farklılık ellerinde patlayacak. Sonları ne olacak hiç bilmiyorum. Sonlara takılmıyoruz kuzen. Hayat kısa. Bak, kuşlar uçuyor. Sen iyi misin? Kasım sendromu işte. Ha. Ben unuttum onu. Kasım'a girdik değil mi? Hmm, girdik. Girdik. Planladın mı bir şey? Aynı şey işte ya.
Gideceğiz o uçurumun başına. Denize bakacağız. Anlatacağız. Şişt bana bak. Belki bu sefer Ezgi'yi anlatırsın ha annene. Belki. Dertlenme be abi. İlk defa bir kız anlatacaksın annene. Kötü mü? Kötü değil sanki. Değil değil. Vallahi bak. Hiç değil. Ya, sevinir bence yengem. Bence de sevinir. Ben Damla'nın annesiyim. Bu mesajı şu an kızım çok üzgün olduğu için gönderiyorum. Bu ses kaydını lütfen dinleyin Deniz Bey. Sonra da sevgilinize söyleyin, bir daha gelip benim kızımı ağlatmasın. Ezgi, senin sevgilin çok iyi biri ve sana çok değer veriyor. Benle uğraşacağına neden gidip sevgilinin tadını çıkarmıyorsun? Çünkü sen gidip benim sevgilime sarılıyorsun. Sonra o sarılmanın hesabını kimse vermiyor. Hangi sarılmaya? Ha. Birden çok sarılma var. Ezgi saçmalama ya. Ben mi saçmalıyorum? Ha? Sen git adama kendini acındır, yalan yanlış dertler uydur. Gelsin o da sana sarılsın. Sonra saçmalayan ben oluyorum. Kızım ben yemem bu numaraları. Kim bilir daha neler uydurmuşsundur sen o adama. Damla, Deniz'den uzak dur. Yoksa... Annemi sevindiremeyeceğiz herhalde kuzen. Adem. Adem. Adem ho! Dur yavaş. Aa. Defne bacı nasılsın? İyiyim Adem sağ ol, sen nasılsın? Elhamdülillah. Daha buraya. Öyle. Ay. Adem her şey normalmiş gibi davranma lütfen. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım? O şeyi... Evet. Doğru soru bu olabilir. Ademciğim. Tövbe ya. Bak şimdi aklınca beni uyutacaksın. Canım ben uyumam. Hı? Ben bu numaraları da yemem. Neden? Çünkü zaten bu numaraları yazan ve patentini alan kişi benim. Anladın mı? Hadi canım anlat bakayım. Hı? Tamam da tamam. Hayatımın aşkını buldum. Ha onu gördüm. Bütün dünyam aydınlandı. Her şey yeni bir anlama bürünürken birçok şey de manasını yitirdi. Ha bu ne dedim kendi kendime? Adem, sen bugüne kadar nasıl yaşamışsın dedim. Ademciğim, saf mısın canım sen? Ha? İyi dedin, hoş dedin de niye toprak abim senin boğazlama mesafesinde diyorsun ki azıcık ötede de? Anlamadım. Canım, diyorum ki Toprak abim seni burada yakalarsa boğar. E boğarsa sen bu aşkını yaşayamazsın. Anlatabildim mi? Yazık olur yani. Ya bir de Adem. Sen bu Habibe konusunda ciddi misin? Yani o kız biraz böyle bir... Ay! Anormal işte. Ben çok normalim ya zaten. O da vardı değil mi? Ya sen, o yüzden ben dün akşam seni arar aramaz sen hemen geldin. Çünkü sen zaten buradaydın. Ben hep buralarda böyle. Neyse Adem. Ben işe gidiyorum. Sen de burada çok oyalanma tamam mı? Toprak abim yakalamasın. Hadi. Lass gesehen.
Günaydın ekip. Günaydın kuzucuğum. Günaydın oğlum. Yeşim nerede? Biraz önce çıktı. İyi miydi? Biraz. Ağlamaktan yüzü gözü şişmiş. Ay bugün zaten bir tek sen iyisin. Deniz de pek suratsız çıktı. Babasıyla annesinin seneye devriyesine az kaldı. Ben biraz uzanayım. Dede iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ağrın falan yok değil mi? Yok. Bir rahat bırakın beni. Kadersizlerim. Kadersiz çocuklarım benim. Dedenizden başka kimseniz yok. Vallahi. Meftun abla yine başlama. Niye başlamayayım yalınım? Bir anne sefası sürmediniz. Birinden bir kuru kutudan başka bir şey kalmadı. Öteki de sen. Meftun abla. O kutudan Defne'ye söz etmiş olamazsın. Değil mi? Ayamadı. Bu sabah Çınar bana gün ayması için mesaj getirmedi. Ben de böyle aymayan günle bir başıma kaldım. Ay. Kıyamam ben sana ya. Ay kuzum. Ama üzülme. Bak sabah kapıda değil de abimin arabası. Eminim ki o bütün gece balık tutmakta geçirmiştir. Ama bu sabah gelebilirdi. İşte sen onun dik başlığını da ver yani. Büyük başlığını da vereceğim benim. Thank you.
Biraz daha iyi misin Yeşim'cime? Evet evet. Sen geldin ya. Azıcık iyiyim. İyi ki varsın ey Defne. Ay sen de iyi ki varsın Yeşim'cim. Yeşim'cim. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle Defne'cim. Yeşim'cim ben bir şey yaptım. Günaydın kızlar. Ay günaydın Kalasya. Abi. Ay sen bile geldin. Gün aydınlattın. Benim çıkır gözlüm gelmedi. Amma yaptın ha Yeşim. Senin o sığır gözlüm var ya. Sensiz yapamaz. Sabah gelmediyse akşam burada. Üzülme. Gelir değil mi? Vallahi gelir. Bence de gelir. Yani... Hadi Laz kızı gidiyoruz. Ay yalan nereye gidiyoruz ya bir dur. Duramam Yeşim'cim. Görüşürüz abicim. Çınar'a selam söyle. Ama Defne bana bir şey söyleyecekti. Sonra söyler. Bizim hemen gitmemiz lazım. Ay. Ay. Ben sizin aşkınızı yerim ya. Çok tatlısınız. Gidin gidin. Aşkınızın tadını çıkarın siz. Ya yalın, nereye gidiyoruz? Sürpriz. Ya en azından bir ipucu ver ha. Sürpriz dedim ya Laz kız. İpucu olmaz. Ama şu kadarını bil, seni kaçırıyorum. Ama böyle olmaz ki ya. Ben bu ayki kaçırılma kotamı doldurdum. Hem nedir canım bu kaçırma olayları? Medeniyet gelmiş kapımızı çalmış ama sizi anlayışın hiçbir şekilde uğramamış. Ay, ay. Odun. Hem de salak gözün. Acaba? Ay. Kuşum ya. Anladı ki ben böyle çok dağıldım. Çok fazla üzüldüm falan. Ondan. Bana bunu diyecekti demek ki. Ay ya. Songül, odama gelir misin? Ay abim şimdi Defne'yi sürükleyip götürmeseydi birlikte giderdik. Romantikliği tuttu benim Kalas abiciğimin. Aman neyse. Şimdi ben önce seminere giderim. Böyle. İki nefes terapisi alırım. 3-5 de yoga dersi koyduk mu? İlk işe yarar. Yarar değil mi Songül'cüm? İnşallah yarar. Songül'cüm ben çıkıyorum. Olur ah benim malum öküzüm. Ararsa sen ona dersin ki sana tahammül etmek için terapi görmeye gitti dersin. Ay ben birazdan dönecek desem. Songül bak ben ne dersem öyle söyle canım. Tamam. Deniz. Burada mı konuşalım içeride mi? Hoş geldin. Kahvaltı yaptın mı? Neden yaptın Ezgi? Vakit kaybetmeden yetiştirmiş Damla Hanım'ı. Ne zaman söyledim? Sabah yaralarını sarmaya gittiğinde mi? Birden çok sarılma var. Ezgi saçmalama ya. Ben mi saçmalıyorum? Ha? Sen
git adama kendini acındır. Yalan yanlış dersler uydur. Gelsin o da sana sarılsın. Sonra saçmalayan ben oluyorum. Kızım ben yemem bu numaraları. Kim bilir daha neler uydurmuşsundur sen o adama. Damla, denizden uzak dur. Yoksa... De sesini kayda alıp sana mı yollamış? O kafandaki senaryodan başka alternatif hiçbir şey düşünemiyorsun değil mi? Bu kaydı Damla'nın atmamış olduğu aklından bile geçmiyor. Allah aşkına başka kim atmış olabilir? Annesi atmış. Ha, Damla'dan habersiz. Hani daha dün bana sınırın ne diye sorduğunda... sana öyle bir an gelince söylerim demiştim ya. İşte o an... bu an Ezgi. Aşk, ayrılık, ayrılık alışkanlıktı da hala kalem elde kalpte aynı terane her seferinde. İşin enteresan tarafı yersiz saplantısı, akıl uzakta ne mümkün gelmez hizaya. Bir sendim bir senden uzakta, yalan söyledim hiç gitmedim daha. Bir durup baksan aslında sen arkana yükselir daha. Ne kadar barışsam da kendimle İstanbul'la, o bana kızgın, ben ona küskün hala. Ara ara uğruyor ataklar, bir çareyim aslında. Yoktu çaresi bilirim bizim aşk masanın. Ayrılık alışkanlıktı da hala kalem elde kalpte aynı terane her seferinde. İşin enteresan tarafı yersiz saplantısı, akıl uzakta ne mümkün gelmez hizaya. Bir sendim bir senden uzakta, yalan söyledim hiç gitmedim daha. Bir durup baksan aslında sen arkana yükselir daha. Ne kadar barışsam da kendimle İstanbul, o bana kızgın, ben ona küskün hala. Ara ara uğruyor ataklar, bir çareyim aslında. Yoktu çaresi bilirim bizim aşk kitabında. İşte bu. Heh. Başlayalım bakalım. Hadi Yeşim. Merhaba. Merhaba. Ben ilişki sanatı seminerine girmek istiyorum da. Tabii efendim. Bir form doldurmanızı rica edeceğim sizden. Tabii. İlişki stresine ve ayrılık acısına iyi geliyor mu mesela?
Bundan ne beklediğinize bağlı olarak... Ay ben çok şey bekliyorum açıkçası. Hem ilişki stresi hem de ayrılık acısı çekiyorum da... Yani nasıl oluyor dersen yüzüklerinin birini atıp birini atmayınca böyle oluyor. Şöyle ki şimdi benim sözüm olacak çakır gözlü adam benim gelinliğimi sabote etti. Hani sen ne diyorsun be adam? Düğün benim, gelin olacak benim, gelinlik de benim yani. Ha dedim ben de bir sinirlendim böyle. Yüzüğü aldım böyle fırlattım. Ama hepsini atmadım. Yarısını attım. Bak diğeri bende hala. Güzel mi? İçeride bekleyebilirsiniz. Ay. Gitmesen mi acaba ya? Ben böyle sana içimi açınca biraz rahatladım sanki. Bakayım bakayım ben bir rahatlamış mıyım bir. Bakayım şöyle. Ben o kadar da rahatlamamışım ya. Ben şey yapayım o zaman. Gireyim. İlişki sanı sevimlerine. Gireyim burada değil mi? Şey yapayım. Gireyim ben. Kalemizi şey yapabilir miyim? Tabii alabilirsiniz. İyi günler. Hepimizin kendi dünyasına açılan pencereleri var. İç odayı ortak kullansak da manzaramız ayrı. Sen uçsuz bucaksız gelincik tarlası görürsün. O... Sarp kayaların sardığı dağları görür. Ama ikisi de harika, ikisi de kendine ait güzelliği olan cennet parçasıdır. Şimdi gelincik çiçeği ile kayayı kıyaslarsak olmaz. Ama o kayaların şey arasına gelincikleri yerleştirebilirsek... Pek bir şey kaçırmadın. İşte çok o zaman sıkıcı. Her şey muhteşem olur ve sevgi kazanır. Ay muhteşem ben olur ilişki sanatı değil ve sevgi ama. Kazanır. Kaya diyor. Sevgiyi sözcüklerle tanımlamak mümkün olsaydı yaşamın amacı derdim. Daha neler dedi neler. Doğal amacıdır sevgi. Her şeyin başlangıç noktasıdır. Peki biz nasıl yaşarız bu sevgiyi? Evrenin bize sunduğu bu muhteşem şeyi nasıl yaşarız? Kaçacak mı? Önce kendimizi severek yaşarız dostlar. Doğanın bize verdiği mükemmelliği özümseyerek yaşarız. Kendimizi seversek etrafımızdakileri de kolayca ve zahmet ise severiz dostlar. Adam bize nasıl baktı ya? Dövecek sandım bir anda. Ay bir de tam o sırada sevgiden bahsediyor. En iyi yer şuradaki kafe. Şahane bitki çayları var. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Olur. Hadi. Hadi. Hadi ya. Ya Yalın sen de iyi alıştın ha. Her fırsatta da dağ evine kaçılmaz ki be adam. Niye Defne? Böyle bir kural mı? Yani tabii yok ama yaptığımızda bir iş var. Benim bela abilerim var. Sende de maşallah bir cesaret bir cesaret ha. Defne. Hı. Dağ evine geldik bile. Susacak mısın? Ha evet. En iyisi ben susayım ve ineyim değil mi? Zahmet olacak ama. Yalın.
Efendim canım. Burada dikilmeye mi geldik? Hayır. Sana sürpriz yapacağım. Yemek hazırlamamışız. O zaman sürpriz romantik bir yemek değil. Hı? Hayırlı az kızı. Romantik bir yemek değil. Doğum günüm olmadığına göre içeride tüm sevdiklerim de yoktur değil mi? Yok. Denemeye devam edeyim mi yoksa sürprizi açıklayacağım mı? Bekle burada. Evet. Eldeki malzememize bir bakalım. Şimdi adam kalasın önde gideni. Bu da demek oluyor ki romantik bir sürpriz olması çok zor bir ihtimal. Gerçi adam aşık olunca epey bir evrim de geçirdi. O zaman romantik bir şey de çıkabilir. Acaba? Bari iyi saklasaydın. Ay, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tanışmadık değil mi? Ben Yeşim. Yeşim Aras. Ben de senin bana yaptığın sürprizi beğenmedim. Las kızı. Bana annemin peşine düşmediğini söyle. Hadi. Düşmedim de. Çünkü eğer annemin peşine düştüysen, eğer annem benim karşıma çıkarsa,
beni kaybedersin. Asıl